Birkaç gün. Çok fazla değil. Çünkü susuz, gıdasız yaşayamayacağı belli. Birkaç günden ibaret oldu, anlaşılıyor. Bir de hareketli bir yer orası. Yol üstü. Ama tabii çok tehlikeli yaptık her şeyi. Normalde rahatça ölebilirdi çocuk orada. Yani kervan da geçmeyebilirdi. Kervan illa geçecek diye bir şey yok. Ve kovayı illa sarkılacaklar diye bir şey yok. Adamların suyu falan her şey olabilir yanlarında. Yani çok büyük bir zulüm tabii yaptıkları. Bu Yusuf suresi 9. Öldürün Yusuf'u. Yani bak, kıskançlığın insanları ne dereceye getirdiğini gösteriyor. Mehdi'ye karşı da böyle olacak. Öldürme teşebbüsüne kadar hasutluk, kıskançlık kriz şekline gelecek Mehdi'ye karşı. Yani cinnet tarzında bir kıskançlık dalgası karşıtlar arasında yayılacak. Mehdi karşıtlar arasında yayılacak. Öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü size dönük kalsın. Yahut hapse attırın. Yani bir şekilde ortadan kalksın. Siz ortada olun. Siz dikkati çekin. Mehdi'ye de aynısının yapılacağına Kur'an bu şekilde işaret etmiş oluyor. Yusuf suresinde anlatılan Mehdi'ye yapılacak olayların kısa bir özetidir. Onları sembolik anlatan ayetlerdir aynı zamanda. Yusuf suresi 10. İçlerinden bir sözcü dedi ki, eğer mutlaka bir şey yapacaksanız öldürmeyin Yusuf'u. Onu kuyunun derinliklerine bırakın da bir yolcu kafilesi alsın. Bu da orada Hızır'ın o kişilerden biri kılığına girdiğini gösteriyor. Yani mesela var diyelim, bir kardeşi bir yere ayrılıp gidiyor. Onun yerine Hızır geliyor hemen. Mesela o yemek yemeye bile gittiğini düşün. Hızır geliyor, bunu o kardeşi görünümünde söylüyor. Ve kuyunun derinliklerini bırakın, bir yolcu kafilesi alsın diyor. Bunu dinliyorlar. Sonra o kişi geldiğinde onu hatırlatmıyorlar. Yani sen bunu dediğin falan demiyorlar. Böylelikle o söyledi zannediyorlar onlar da onu. Evet. Bak 9. sure bu. Bu 10, ikisi 19. Yine Yusuf suresi 19 ayrı. Bir yolcu kafilesi geldi bu sefer, bak hep 19'a kilitli. Sucularını kuyuya su almak için gönderdi. O da kovasını sarkıttı. Hemen kova burcuna dikkat ediliyor. Evet. O kova zaten 5000 yıldan beri, 15.000, 12.000 yıldan beri Mehdiyet'in sembolü olarak hep kayalarda nakşedilmiştir, biliyorsunuz. Evet. Bak Yusuf suresinin 9. ayeti, Yusuf suresinin 10. ayeti, ikisi birleşince 19. Yine bak Yusuf suresi bir sefer 19, 19. ayet. Bir yolcu kafilesi geldi, sucularını kuyuya su almak için gönderdiler. O da kovasını sarkıttı, hey müjde, bu bir çocuk dedi. Ve onu kuyudan çıkarıp ticaret konusu bir mal olarak sakladılar. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Bak şimdi kuyunun derinlikte bırakın da bir yolcu kafilesi alsın diyor şimdi. Yolcu kafilesi zaten ayarlanmış. Var yani. Önceden belli. Sonra ne diyor 19'da? Bir yolcu kafilesi geldi. Kafile de özel. Ama kafilenin içindeki bir kişi özel. Bak diyor ki, sucularını, bu sefer sucu. Bak bu sefer görünümü sucu görünümünde. Evet. Hepsinde bir isimle ortaya çıkıyor, görüyor musunuz? Evet. Yani Hızır'ın özelliği. O da kovasını sarkıttı. Hep Hızır'ın elinde kova vardır. Evet. Hızır'ın özelliğidir. Bak görüyor musun? Ne diyor? O da kovasını sarkıttı. Bütün yazıtlarda vardır. Taş o yani. Hazreti Hızır'ın elindeki kova. Bak o da kovasını sarkıttı. Hey müjde, bu bir çocuk dedi. Bak çok pozitif.
sevinç de yaklaşıyor. Ticaret konusu bir mi olarak sakladı. Oysa Allah yapmakta olduklarını bilendi. Yusuf Suresi 20'de onu ucuz bir fiyata, sayısı belli birkaç dirheme sattılar. Onu pek önemsemediler ama satışta Hızır onun Mısırlı Aziz'e satılmasını sağlıyor. Hızır. Bak her yerde devrede, görüyor musun? Mısırlı bir Aziz'e satılmasını sağlıyor. Onu satın alan Mısırlı Aziz karısına onun yerini üstün tut, ona güzel bak, umulur ki bize bir yara dokunur. Bak her yerde kolluyorlar, görüyor musun? Ya da onu evlat ediniz dedi. Böylelikle biz Yusuf'u yeryüzünde Mısır'da yerleşik kıldık, ona sözlerin yorumundan bir bilgi öğrettik. Allah emrinde galip olandır, ancak insanların çoğu bilmezler. Mesela Hızır'ın ünlü özelliğine de dikkat çekilmiş bak. Kovayı sarkıttı diyor. Evet. Yani açıkça Hızır olduğu buradaki sembolle anlatılmış oluyor. Sucu, kova sahibi yani. Evet. Bütün kaya yazıtlarında vardır. Evet. Kaya işlemelerinde vardır. Geçmiş hep Hızır ait. Efendim? Geçmiş dönemlere ait bahsettiğiniz evet. Bir kova. Hepsinde hep Hızır'ın elinde kova vardır. Maşallah. Çoğu zaman balık görünümündedir. Yine kolunda da masonik işaret. Yani duvarcı ustası işareti. Evet. Hepsinde aynı. Hepsinde elinde kova vardır. Çok çeşitli şekillere girebilir Hızır. Evet. Balık çeşitli hayvan şekillerine girebiliyor. Evet. Hititler de var, bilinir. Bak dikkat edersen çok çeşitli hayvan görünümlerinde de görünüyor. Evet, evet.